Merhabalar. Görmüş olduğunuz cihaz Alman BOVA üretimi ARC 303 model standart elektrokoter cihazı. Bu elektrokoterin burada gördüğünüz iki monopolar çıkışı, bir adet bipolar çıkışı, nötr elektrot bağlantısı ve diğer ayarların yapılmasını sağlayan ekran, gösterge ve membran teknolojisine sahip düğmeler var ön yüzünde. Arka yüzünde ise gördüğünüz ayak pedalının bağlantısı, fiber optik çıkış 2 adet ki fiber optik çıkışlar argon plazma koagülasyon modülü opsiyonel olarak alındığı takdirde onunla iletişimi sağlayan bağlantılar. 220 volt bağlantımız, sigortalar ve potansiyel eşitleme soketimiz var. Cihazımızı açmak için öndeki düğmeyi kullanıyoruz. Cihazımız açıldıktan sonra kendi kendini test etmeye başlıyor. Testi durdurmak için cihazın üzerindeki herhangi bir düğmeye basmak yeterli. Eğer bu düğmeye 5 dakika süreyle basılmadığı takdirde yaklaşık 5 dakika sonra test otomatik olarak kendisi sona eriyor. Cihazın önündeki şu ekranda fabrikasyon ve daha sonra kullanıcı tarafından hafızaya alınan programlar arasından seçim yapılıyor. Şu anda 0 numaralı standart programdayız. Standart program genel cerrahinin her türlü girişiminde laparoskopik dahil kullanılan program. Monopolar çıkış gücümüzü, monopolar koagülasyon gücümüzü buradan ayarlıyoruz. Monopolar koagülasyon için soft, forced ve spray koagülasyon modları arasında bu düğmelerle seçim yapıyoruz. Bu cihaz forced ve spray koagülasyon modlarında her iki monopolar çıkışı aynı anda koagülasyon amacıyla kullandırtabilme özelliğine sahip. Bu özellik moderate ya da soft koagülasyon modunda yok. Bipolar çıkış bölümünde ise ayak pedalı ya da otostartla başlama seçenekleri var. Otostart standart şekilde yarım saniye gecikmeli bir devreye sahip. Bu süre değiştirilebiliyor. Bunun için ayarlar videosuna lütfen bakınız. Forced koagülasyon modunun 3 farklı alt modu var. Bunların nasıl değişeceğini görmek için lütfen ayarlar başlığı altındaki videoya bakınız. Kullanılan programların varsayılan değerlerini değiştirmek mümkün. Örneğin bunun fabrikasyon olarak açılış 60 wattken bulunduğunuz ameliyathanede bunu her gün cihazı açtıktan sonra 50'ye indirmeniz gerekiyorsa bunu 50 olarak hafızaya almak mümkün. Bu da son derece basit. Gücümüzü 50 watt'a ayarlıyoruz. Daha sonra otostart düğmesini parmağımızı kaldırmadan basılı tutuyoruz. Şu bip bip seslerini duyduğumuz zaman parmağımızı bırakıyoruz. Artık sıfırıncı standart programın monopolar kesme çıkış gücü 50 watt olarak değiştirildi. Bundan sonra sabah geldiğimizde cihazı açtığımız anda buradaki gücü 50 watt olarak göreceğiz. Bütün çıkış güçleri için aynı şekilde bu hafızayı almak mümkün. Nötr elektrot konusunda bu cihaz gerek tek yüzeyli gerek çift yüzeyli nötr elektrot kullanabiliyor. Nötr elektrot kullanımı esnasında uyulması gereken emniyet ve güvenlik kuralları ile ilgili olarak ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Çiftli nötr elektrot kullanılmasını öneriyoruz maksimum güvenlik için. Bu çiftli elektrot kullanıldığı takdirde burada görmüş olduğunuz indikatör elektrodun cilde sorunsuz yapıştırılması durumunda yeşile dönecek ve cihazın monopolar çıkışlarını kullanmanıza izin verecektir. Monopolar çıkışlar universal yapıda. İsterseniz 8 milimetrelik laparoskopik bağlantı kablolarını bu şekilde cihazın monopolar çıkışına takabiliyorsunuz. İsterseniz standart koter kalemi takabiliyorsunuz. İsterseniz 4 milimetrelik bağlantıya sahip laparoskopik bağlantı kablolarını da bu şekilde takabiliyorsunuz.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, laparoskopik bağlantıların ayak pedalı ya da ayak işaretinin görüldüğü bu monopolar çıkış üzerinden yapılması. Eğer laparoskopik aksesuarlar ayak pedalı işareti gözükmeyen bu çıkıştan yapılırsa aksesuarlarınız çalışmayacaktır. Bipolar kısımla ilgili olarak ayak pedalını söylemiştik. Bu sokette dikkatle bakıldığında 3 tane delik gözükmektedir. Bu deliklerden en soldaki ve en sağdaki aksesuar bağlantısı olarak kullanılmalıdır. Programlara gelecek olursak kısaca 1 numaralı program makro el baş boyun cerrahisi için, 2 mikro çok ince iğne tipi elektrotların kullanılmasını gerektiren ameliyatlarda, örneğin nörojirurji veya estetik cerrahide yahut kardiyovasküler cerrahide lima çıkartırken yan dokuların çok az zarar görmesinin gerekli olduğu durumlarda kullanılacak program, mikro programı. 3 numaralı programımız rezeksiyon, üroloji ve kadın doğumda, histeroskopi ve tur P ya da mesane rezeksiyonunda kullanılmak üzere tasarlanmış program. 4 numaralı program, eğer altında cihazın opsiyonel olarak alınan argon modülü olsaydı genel cerrahi argon modu. 5 numaralı program endoskopik argon modu. 6 ve 7 numaralı programlar ise gene girişimsel gastroenterolojide kullanılan polipektomi ve papilotomi programları. Bundan sonraki 8'den itibaren olan programlar ise boş olup sizin yapacağınız programlara ayrılmıştır. Bu programların nasıl yapıldığı ve nasıl isimlendirildiği ile ilgili olarak konu başlığını taşıyan videoyu incelemenizi öneriyoruz. Teşekkür ederiz.